lahana dolması, 1 bütün lahana, 3 su bardağı su. İç harcı için 1 su bardağı pilavlık bulgur, 300 gram dana kıyma, 2 adet kuru soğan, yarım demet maydanoz, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Üzeri için 1 yemek kaşığı bitkisel margarin, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Süslemek için 1-2 dal dereotu. Günlük tarif efendim bir ana yemek olacak bütün lahana dolmasıyla şimdi başlıyoruz. Evet. Çok severim lahana dolmasını ama genelde eski usul yedim ben. Böyle parça parça normal sarma yapar gibi. Evet. Ama bu sefer görseli de bir değişik olacak. Pasta dilimi gibi. Hı-hı. Bir de böyle bütün çok olacak. Pratik. Evet. Evet şimdi aslında tek tek uğraşmak yerine bu daha pratik değil mi? Yani bir düşününce de hızlı bir dolma yapmak isterseniz bu tarif bence çok uygun bir tarif. Bence de öyle ve çok da görsel. Görseli de güzel. Duruyor. Hadi başlayalım. Evet. Başlayalım. Bir kızım var dedin. Evet kızım var. İsmi Almina Barla. Almina Barla. Ay evet. Ne güzel isim. Almina Barla ne Barla. Demek? Barla Allah'ın sadık kulu. Öyle uzun mi? Uzun dizginlik veren ortam manasına geliyor. Hiç sakin bir çocuk mu? Hayır. Eyvah. Hiç. Demek ismi veren çocuk karakteri. Hiç değil. Bir Bursa'da oturduğumuz dönemde camide görmüştük ismini. Gerçekten. Hiç de araştırmadık. Cinsiyet hiç önemli değil. Bir ismi Barla olsun dedik. Ha, erkeği de olur ama Barla değil mi? Böyle yani biraz evet, daha olabilir. Ara bir isim. O şekilde sonrasında doğdu. 2-3 ay sonra araştırdık. Allah'ın sadık kulu. Güzel de bir isim zaten varmış. Zaten camiye de hani kötü bir isim verilmez. Tabii aynen. Güzel bir isim ama ya çok değişik. Farklı. Eşime defalarca yazdım hatta mutlaka bunu nüfus müdürlüğüne götürürken yanlış bir hata hani olmasın diye yazıp göndermiştim. Tabii mesela parla yazabilir, tabii. Darla yazabilir, bir şey yazabilir. Sonra çocuk böyle hani anladın mı o hatalarla o isim kalıyor sonra bir de. Biraz şu oyma işlemi birazcık önemli. Evet. Yani düzgün oymak gerekiyor. Kırmamak için. Ne kadar oyacaksın? Yani dibine kadar gidiyor musun? Çok fazla değil. Harç koyacak kadar. Gibi. Evet yani yine biraz. Harç koyacak bir çukurun olması lazım aslında. İçinde amaço galiba. Evet. Sonra bunlar da değerlendirilebilir. Gerçi şuraları çok sert oluyor ama. Yapılabilir. Kıpkı yapılabilir. Evet. Şu şekilde aldım. Biraz da kaşıkla devam edeyim. Hmm. Hem çalışıyorsun hem annesin yanında. Hem kızım yanımda. Evet. Okula başladım anaokuluna. Göndermedim. Son senemiz. 5 aslında düşündüm. Bence biraz göndersen mi önceden? Artık mesela bu sene gitmeli bence. Bak beni kıyamadım. Dinle. Bak bir ana olarak. Ya şimdi kıyamamak gibi geliyor ama annelere. Evet. Aslında çocuğa kötülük yapmış oluyoruz gerçekten. Çünkü kesinlikle çocuğun öyle. Sosyalleşmesi lazım. Bir anda ilkokula başlayınca çocuk ambole olacak. Biraz böyle hani anneden ayrı dışarıda vakit geçirmeyi öğrenmesi lazım. Kesinlikle gerçekten öyle. Çok güzel daha iyi yemek yiyorlar. Paylaşmayı öğreniyor. Evet. Bu sefer ilkokulda daha çok zorlanırsın. Benden sana ana tavsiyesi. Seneye ana olduğunda tavsiye veriyorum. Bak o kadar tecrübeli olayım. Anaokuluna göndersem diye düşündüm. Geçen yıl biz bale okuluna gittik. Bu sene de bale yapalım diye düşünüyoruz. Bir de kafede biraz fazla sosyalist. Zaten sosyal ben diyorsun benim çocuğum. Ya kendimi avutuyorum. Sen kızınla ayrılmak istemiyorsun ben anladım. Bence kendimi avutuyorum. Sen bir düşün bu dediklerimi. Düşüneceğim. İlkokuldan evet. Önce bir sene bir gitmesinde fayda var diye düşünüyorum. Ben çocukken 3 yıl gittim. Vallahi tam 3 yıl gittim yani. 3 yaşından 6 yaşına kadar gitmiştim. Evet. Hiç de bir kötülüğünü görmedim yani. O yüzden iyi bir şey. Tamam. Pırıl pırıl olmuşum. Kesinlikle öyle. Şimdi oyduk efendim. Yeterli. Gösterelim evet. Şöyle. Evet şöyle. Evet. Yani kenarlarına kadar oymuyoruz. Kenarlar kalıyor tabii. Şu iç tarafını oyduk. Buraya harç dolduracağız. Evet şimdi harcımızı hazırlayacağız. Burayla bir işimiz var mı? Bunları kaldırayım. Hayır yok. Şimdi harç kısmına geçiyoruz. Harç kısmımız. Önce doğrayacak mıyız? Bunları sen doğrayabilirsin. Tabii hemen. Ben doğruyorum. Bıraktım. Hepsini doğrayayım mı? Biraz daha ayırabiliriz isterseniz. Şöyle yapalım. Dereotunu da doğrayacak mıyız içine? Hayır onu süslemede kullanırız süslemede. Diye düşündüm. Baharatlarımız burada istersen onları da verebilirim. Tamam. Bunu içine? Bunu da içine ekliyoruz. Maydanozları da aldık. Gördüğünüz gibi aslında çok pratik. Tek tek böyle vıt uğraşmıyorsunuz ya. Evet. O aslında onun için büyük kolaylık. Çok pişmanım. Keşke bunları sana doğru atsaydım. Neyse onu ben hallediyorum. Geçmiş hemen. Olsun. Hakkın maydanozu aynı kullandık canım. Tuz atayım mı? Olur. Tuz. Başka? Neyimiz var? Karabiber dökebiliriz. Karabiber dökeyim. Yani burası bu kısmı aslında tamamen izleyicilerimize kalmış. Biraz belki toz biberle evet, renklendirebiliriz. Evet. Toz biber, karabiber ben daha çok bu şekilde tercih ediyorum. Biber. Bunların da bu arada acısı var, tatlısı var.
Hani çocuklar yiyecekse tatlısını, yemeyecekse tozunu. Ama bu tip yemekleri çocukların yemesi lazım diye düşünüyorum. En rahatı çocuklar normal bir yaşa geldiği zaman, işte bu 3'ten sonrası artık sizinle aynı yemekleri yiyorlar 2-3 itibariyle. Her şeyi yiyebiliyorlar evde pişen. Kesinlikle öyle. Ay, yemek pişirmemek, ay ne rahatlık, ne rahatlık. Yani iki çocuğun yaş farkı olunca birine ayrı birine ayrı, evet, o çok zorluyor. Evet, daha zor. Benim harcım hazır. Tamam. İstersen hiç elini yıkamadan direkt dolduralım. Tamam. Şuradan alalım. Çünkü bu aşamada olduğu gibi içine aktaracağız. Evet, evet. Şu şekilde o zaman ben alıyorum. Biraz harcı alacak mı acaba? Sanmıyorum. Bir çünkü bakalım. Yani bu biraz lahananızın büyüklüğüyle de alakalı. Evet, İçini ne kadar oyduğunuzla da alakalı bence. Biraz daha böyle tabii sıkıştıra sıkıştıra koymak lazım. Kendi suyunda piştiği zaman şöyle güzelce suyunu ekleyeceğiz. Evet, 3 su bardağı kadar suyumuzu ekleyeceğiz. Mümkünse tencere lahanayı hani kaplayacak kadar, hani çok fazla zorlanmayacak, hı hı, tabii ki hani içine koyarken. Yani lahananın büyüklüğüne göre tencere seçmek lazım, evet, aslında, evet, değil mi? Çünkü hani dağılmasın diye biraz daha sıkı bir tencere seçilebilir. Evet, yani daha da büyük tencere seçip böyle yanlarda çok boşluk bırakmayın, evet, bırakabilir kendini. Evet. Kapak kapatmıyorsun, direkt böyle kendi kapağını kapatacak mısın onu? Lahananı yok. Hayır hayır. Direkt sadece tencerenin kapağı olacak. O şekilde pişmeye bırakacağız. Güzel olacak bu tarifimiz. Hem bir, evet, ev yemeği, hem güzel bir dolma. Kesinlikle. Hem pratik. Öyle. Yeterli gibi. Bence de. O kadarını da alabilir, evet. Evet. Yağ koyacak mıyız? Hayır. Şimdi bunu direkt tenceremize alacağız. Bu şekilde. Tamam, evet, koyalım içine. Ne kadar su ekleyeceğim? 3 su bardağı da su ekleyeceğiz. Suyumuzu alalım şuradan. Zaten böyle çok hafif bir yanık kokusu hissettiğimizde, hmm, suyu esmerleşiyor. Şuradan alayım. Benim ellerim. Şimdi ellerini yıkarız. 3 bardak suyumuz var. Evet. Şöyle kenardan döküyorum. Sanki 3 az gibi ama yeterli mi diyorsun? Benim yaptığım lahanalar biraz daha büyük. Suyu kalıyor zaten. Fakat kalıyor. Alt kısmı böyle kendi biraz suyunu bırakıyordur gibi belki. Evet, hmm, evet. Yanık gibi tam bir karamelize olmuş şekilde bütün bir lahana dolması çıkıyor. Şimdi başka hiçbir şey koymuyoruz. Hayır, bu kadar. Bu kadar. Kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Birazdan şöyle zaten o lahana biraz daha. Evet. Şimdi o yumuşayınca biraz yenecektir. O zaman biz bunu arka ocağımıza alalım. Bu arada, tamam, pişmeye devam etsin. Biz de gün ikinci tarifine devam